Oyunun ve oyuncunun merkezi Gamer Bezer e. hoş geldiniz. Ben Evvekil Atıl. Bugünkü videomuzda yenilenmiş Monster Pusat Pro Gamepad'i inceleyip ardından sizlere hediye ediyoruz arkadaşlar. Hemen bu hediyeyi nasıl kazanacağınızdan bahsedeyim. Yapmanız gereken şeyler çok basit. YouTube kanalımıza abone olup yorumlar kısmında çekilişe katıldım diye belirterek Instagram kullanıcı adını yazmanız gerekiyor. Kazanan arkadaşa, hediyeyi kazanan arkadaşa Instagram üzerinden iletişime geçeceğiz ve çekiliş sonucunda Instagram hesabımız üzerinden açıklayacağız arkadaşlar. Bu yüzden Instagram hesabını Dilerseniz takibi alabilirsiniz. Dilerseniz 7 Şubat tarihinde Instagram hesabımızı kontrol edebilirsiniz. Şartları zaten aşağıda da bırakıyorum. Açıklama kısmından kontrol edebilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde kutu tasarımı ve ürünün tasarımına geçelim. Ürünün kutusu eski Pusat Pro'nun kutusuna göre çok daha iyi olmuş. Dış yüzey şeffaf bir yapıya sahip ve ürünü almadan önce görebiliyoruz. Kutu üzerinde Pusat Pro'nun uyumlu olduğu platformlar ve kutunun arka kısmında ise Pusat Pro'nun öne çıkan özellikleri gösterilmiş ve bu özellikler Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak olarak belirtilmiş. Kutu içeriğine ek birim ile 1 bir metre uzunluğunda Type-C bağlantı şarj kablosu bir de kullanma kılavuzu geliyor. Burada eleştireceğim bir kısım mevcut. Ee, kullanma kılavuzumuz 3 farklı dilde geliyor. İngilizce, Almanca ve Türkçe ancak Türkçe en sona koyulmuş. Türk markası olarak globalleşen bir firmada en azından kendi dilimizi ikinci seçenek olarak görmek isterdik. Almanca üçüncü sıraya atılabilirdi, e, bu olaya gerçekten üzüldüm. Ürün tasarımına geldiğimizde ise bir önceki versiyon Pusat Pro Wireless Xbox tasarımını baz alıyordu. Bu benim de çok sevdiğim bir tasarım ancak yeni Pusat Pro Bluetooth'un tasarımı PS4 kontrolcüsü tasarımında yapılmış. Ürün 146 mm genişlik, 101 mm boy, 55 mm en ve 268 gram ağırlığa sahip. Eli büyük olan kullanıcılar için küçük bir yapıya sahip aslında. Tasarımsal olarak Monster'ın yeşil ve siyah kurumsal renkleri kullanılmış, hoş duruyor. Joystickler çapraz değil yan yana yerleştirilmiş ayrıca kauçuk ve kaydırmaz bir yapıya sahip. Ancak birbirine çok yakın olmuşlar. Bu konuda deneyim kısmına daha çok değineceğiz. Ürünün her iki yanında kaydırmaz kauçuk kısımlar var ancak bunlar pek de kaydırmaz değil. Sert kauçuk malzemeden yapılmışlar. XABY tuşları ve LBRT tuşları mat bir yapıya sahip iken yön tuşları parlak plastik yapısına sahip. Yine menü butonları da parlak yapıda yapılmış ve orta tuşumuz Monster logosuna sahip. Ürünün tam arka kısmında bir Type-C girişi kullanılıyor ki bu artık görmek istediğimiz hareketler. En can alıcı noktalardan birisi ise telefon tutacağı. Bu telefon tutacağı ile Android telefonları da destekli oyunlarda rahat bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Son olarak alt kısımda ise aç kapama ve mod değiştirme anahtarı bulunuyor. Bu anahtarın tam olarak ne işe yaradıklarına özellik ve deneyim kısmında daha çok değineceğiz. Ürün tasarımına geçtik şimdi ürün özellikleri kısmındayız. Yeni Pusat Pro adından da anlaşılacağı gibi bluetooth ve kablolu olarak kullanılabiliyor. Ürün PC, PlayStation 3 ve Android cihazlarıyla uyumlu. Android cihazlara sadece bluetooth ile bağlantı yapabiliyorsunuz. Ürünü PC'de kullanmanız için anakartınızın kablosuz bağlantıyı destekliyor olması veya ayrı bir aparata sahip olmanız gerekli. Laptop kullanıyorsanız sorun yok çünkü tüm laptoplar yerleşik olarak bluetooth bağlantısına sahip oluyor. Ana kartınızda kablosuz bağlantı desteği yoksa ürünü kablolu bağlantı ile veya 50-100 TL aralığında satılan bir harici Bluetooth cihazı ile kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı araya duvar veya engel girmediği sürece 10 metrede herhangi bir kopma yaşamıyor. Dahili şarj edilebilir 600 mAh Li polimer pil ise bize 10 saat oyun ömrü sunuyor. 10 saat pil ömrü günümüzde her oyuncu için gayet yeterli bir süre. Ayrıca alt kısımda bulunan anahtarlar ile kullanmadığınız zamanlarda kontrolcüyü kapatarak pil ömründen tasarruf edebiliyorsunuz. Aynı şekilde cihaz da zaten kendini bekleme modunu alabiliyor. Bu anahtarlarda gördüğünüz gibi iki farklı mod bulunuyor. Birincisi Gamepad, ikincisi ise mouse modu. Anahtarı mouse moduna getirdiğinizde ürünü bilgisayarda mouse olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de turbo modumuz mevcut. Ben böyle makro turbo gibi özelliklere pek kullanmam ama muhtemelen tuş hassasiyetini ve basın e, hızlarını arttırarak FPS oyunlarında performans arttırımı yapıyor. Sadece XA, BY tuşlarına turbo atayabiliyorsunuz. Turbo moduna nasıl atama yapacağınız kitapçıkta açıkça belirtilmiş. Çift titreşim özelliği ise abartılmamış ve oyunun ortasında elleriniz öyle zangır zangır titremiyor. Gayet yeterli seviyede. D-pad'imiz ise 8 farklı yöne hareket ettiriliyor. Yani çapraz olarak rahatça basabiliyorsunuz. Bilgisayar ve telefon bağlantısını nasıl yaptığımıza gelirsek ürünü bilgisayara kablolu ile bağladığınızda direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısı ise oldukça basit. Monster tuşuna 3 saniye basılı tutarak önce cihazı arama moduna geçiriyorsunuz ve PC telefon cihazınızdan Bluetooth cihaz ekleme kısmına gelerek Pusat Pro Gamepad'i seçiyorsunuz. 1-2 saniye bekledikten sonra iki cihaz eşleşmeyi başarıyor ve cihaz bir hale geliyor. PC kurulumu kısmında çok kısa bir şeye değineceğim. Monster'ın dijital mağaza özelliğini kullandınız mı bilmiyorum ama gerçekten çok faydalı bir şey. Belirli saatler aralığında bu Monster'ın dijital mağazasından direkt olarak yetkililere erişerek burada teknik destek görevlilerine sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Zoom üzerinden bağlantı yapılıyor. Canlı olarak birebir insanlara soru sorabiliyorsunuz orada ve gerçekten çok faydalı bir şey. Ben kullandım ve ekip gerçekten çok bilgili hatta bu bilgiyi de onlardan aldım. Pusat Pro Wireless Steam destekli bazı oyunlarda sıkıntı yaşayabiliyormuş. Bunun için Steam arayüzünden ayarlar, genel kontrolcü ayarlar kısmına gelip burada bulunan ve seçil olmayan seçenekleri seçmeniz gerekiyor. Bu ayarı yaptığımızda herhangi bir sorunu yaşamayacağımız belirtiliyor. Özellikler ve tasarım kısmından yeterince değindik. Zaten ürün kafanızda fikir edinmiştir sizlere. Şimdi ürünü kullanırken yapmış olduğum deneyimleri aktaracağım sizlere. Pusat Pro Bluetooth Gamepad'i videodan önce 3-4 gün deneme şansım oldu. Daha öncesinde de Xbox ve MSI GC30 Gamepad'lerini uzun süreli olarak eski Pusat Pro ise kısa süreli kullanmış birisi olarak çok rahatça bu kontrolcü 3 kontrolcü arasında karşılaşma yapabiliyorum. Kontrolcü ilk elinize aldığınızda çok küçük olduğunu fark ediyorsunuz. GC30'da bana biraz küçük geliyordu ama gene de tuttuğunuzda elinize o tokluğu veriyordu. Daha çok Xbox kontrolcüsü yani çapraz analog türüne alıştığım için yeni Pusat Pro ilk elime aldığımda biraz zor geldi. Ürünün boyutları da biraz küçük olduğu için sanki elimde böyle oyuncak tutuyormuş hissiyatına kapıldı. Ancak kalitesinden bahsetmem gerekirse elime aldığımda o kaliteyi bana hissettirdi. Özellikle analog tuşlarını çevirirken verdiği dolgun tok hassasiyet gayet başarılı. LBRT tuşlarına basışta herhangi bir sıkıntı yaşamadım ve bu tuşların plastik yapılıcı yapısı da oldukça memnun edici. Yeni Pusat Pro'da en çok eleştireceğim kısım analogların yerleşimi oldu. Ürün boyut olarak küçük olduğu için iki analogu aynı anda kullandığınızda parmaklarınız birbirine çarpabiliyor. Bu durum özellikle FIFA oyuncuları için eksi bir durum. Aslında bütün oyunlar için eksi bir durum. Ben kullanırken bayağı rahatsız oldum bu durumda. Ürün biraz daha büyük yapılmış olsa bu tuşlar birbirinden daha uzaklaştırılabilir ve kullanımı daha rahat olurdu. d 8 farklı yöne hareket edebiliyor demiştik. Kullanımı oldukça memnun edici. Çapraz olarak rahatça karakterinizi yönlendirebiliyorsunuz. Ürünün açma kapama anahtarının orada bulunan mouse modunu aldığınızda ise gamepad'i mouse gibi kullanabiliyorsunuz. Bu mod her ne kadar sınırlı kullanım ve tam bir mouse işlevselliği sağlayamasa da ekranlar uzakta oynayan kullanıcılar için çok güzel bir özellik. Ben bu özelliği çok beğendim. Düşünsenize yatakta oyun oynuyorsunuz. Bilgisayarı kapatmak için yerinizden kalkmanız gerek bekliyor. Mouse moduna alıp bilgisayarı kapat deyip direkt uyku moduna geçiyorsunuz. Ben mobil oyun oynamayı pek seven birisi değilim ama mobil aparat çok iyi düşünülmüş. Gamepad destekleyen Android oyunlarını rahatça oynayabiliyoruz. Akıllarda tek bir soru var biliyorum ama PUBG Mobile maalesef Gamepad desteklemiyor arkadaşlar. Yani oyunun böyle bir desteği yok. Oyunun böyle bir desteği olmadığı için de Monster Pusat Pro'yu PUBG Mobile'de kullanamıyorsunuz. Ha bunu yapmanız için farklı uygulamalar var ama tabii ki biz bu uygulamayı tasvip etmiyoruz. E, sonuçta bir telefon, özel cihazınız içine dolandırıcılık mevzuları falan girebilir. Ben Pusat farklı oyunda test ettim. Asphalt 8, Traffic Rider, Dead Trigger 2 ve Horizon Chase. Kontrolcü 4 oyunda da çok iyi performans verdi. Bağlantıda gecikme süresi yaşamadık. Oyunların içerisinden gamepad ayarlarını yapmanız gerekebilir. Zaten oyunları oynuyorsanız bu ayarları kolayca yaparsınız. Özellikle Dead Trigger 2'de hangi tuşa hangi komutu atacağınızı oyun zaten size soruyor. Gamepad'i Kod kullanmayı beceremedim. Oyun Gamepad'i tanıyor ama nedense oyuna girince karakteri hareket ettiremiyorum. Belki de ben hata yapmışımdır. Emin değilim bilmiyorum ama kullanamadım yani. Eğer Gamepad destekleyen oyunlara merak ediyorsanız internet sitemizde Gamepad destekleyen ve oynanabilir olan en iyi oyunları sizler için derledik. Makale linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Gamepad destekleyen oyun ayarışında olursanız mutlaka bir göz atın. Videonun kapanış kısmına geçmedense ürünün artı ve eksilerine kısa bir genel Genel bakış atalım arkadaşlar. Önündeki eksilerimiz direkt olarak size söylediğim analogların birbirine çok yakın olması, ürün boyutunun küçük olması ve iOS desteğinin bulunmuyor olması. Ben iOS kullanıcısıyım, iPhone kullanıyorum ve iPhone desteği olsaydı belki bazı oyunları bu ile oynayabilirdim. Ama maalesef desteğimiz yok. Ürünün artılarına gelecek olacak e, malzeme kalitesine bir genel artı veriyoruz. Ürünün genel ergonomisi gayet iyi, buna bir artı verelim. Analog hissiyatımız gayet iyi, bu da bir artı. Android uyumlu olması yine güzel bir artımız var. Telefon telefon aparatı bulunması çok güzel bir düşünce. PC'deki mouse modu özellikle bunu çok beğendim ve şarj süresi ve cihazın şarjlı olması. Biliyorsunuz ki Xbox kontrolcüsü e, pille çalışıyor. Aslında pilin de bazı avantajları var, şarjın da bazı avantajları var ama e, gene de şarjlı cihaz kullanıp ek maliyet çıkartmaması bize gayet güzel. Videoyu sonlandırmadan önce şöyle kısaca deneyimlerimi aktarmam gerekirse sizlere, şöyle bir toparlamam gerekirse ürün 300 TL fiyata satılıyor ve aslında 300 TL gayet güzel fiyat performans ürünü arkadaşlar. Ne kadar elime küçük gelse de analoglar birbirine yakın olsa da şu anda 300 TL fiyat bandına piyasada kaliteli gamepad bulmak çok fazla mümkün olmuyor. E, MSN GC30'u vardı. E, o da şu anda stoklarda yok. MSN GC20'si vardı. O da stoklarda yok. E, bunun rakibi bir Logitech'in e, kablolu F30'u vardı sanırım. Onu alabilirsiniz. Ama e, gene de kablosuz ürün kullanmak çok daha iyi. Özellikle anakartınız bluetooth destekliyorsa direkt olarak Monster Pusat Pro'yu tercih edebilirsiniz. Ha, bana sorarsanız ben tercih eden eder Ben büyük ihtimalle fiyat konusunda olduğu için tercih ederdim. Çünkü elime küçük geliyor. Ee, şu anda Xbox kontrolcüm gayet sağlam çalıştığı için ve yanında da MSI GC30 olduğu için iki tane oyun kolunu çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Bu Monster Pusat Pro'yu da biliyorsunuz sizlere hediye ediyorum. Videonun başında söylemiştim. Zaten hemen bu hediyeyi kazanmanız için gereken şeyler açıklamada yazdık. Çekilişe katıldığınızı belirterek Instagram kullanıcı adınızı yazmanız ve kanala abone olmanız. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben Ebu Bekir Atıl. Bir sonraki yani Gamer Base'in bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.